Manisa'nın en güncel haberlerini bulabileceğiniz Manisa TV'den herkese iyi akşamlar. Saat 18.30 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye İş Sendikası'nın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Ergün, sendika temsilcilerine kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti. Belediye İş Sendikası sendika üyelerine iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen iftar yemeğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Tamamı devlet, nasip-i cennet, hanelere bereket. Okunan iftar duasının ardından hep birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından ilk sözü Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Kefeli aldı. İftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kefeli, ailelerinizle, sevdiklerinizle ve dostlarınızla mutlu, huzurlu bir Ramazan ayı geçirmenizi diliyorum. Belediye İş Sendikası olarak sizleri saygıyla selamlıyorum dedi. Sevdiklerinizle, dostlarınızla mutlu, huzurlu ve güzel bir Ramazan ayı yaşamasını diliyor. Hepinize sağlık diliyorum. Belediye sendikasının adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu geceyi düzenlemesine geçen arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Kefeli'nin ardından söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de gecede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu güzel birlikteliğin bundan sonraki süreçte de devam etmesini temenni etti. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Ergün, sizler varsanız biz varız dedi. İnanıyorum ki bu bundan sonra da aynı şekilde inşallah devam edecektir. Bundan hiçbiriniz şüphe duymayın. Sizler varsanız biz varız. Hep beraber güzel. Hep beraber olursak daha güzel olacağına inancım her zaman sonsuz. Programın sonunda Başkan Ergün sendika temsilcileri ve üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Milli sualtı sporcusu Birgül Erken, paletsiz dinamik apnea branşında rekor denemesi gerçekleştirdi. Manisa Atatürk Spor Kompleksi kapalı yüzme havuzunda gerçekleşen denemede Birgül Erken tek nefesle su altında 105 metre mesafeyi kat ederek paletsiz dinamik apnea branşında Türkiye rekorunu kırdı. Hızla gelişen sualtı sporlarından biri olan serbest dalışın milli takım aday kampı Manisa'da yapıldı. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda 3 branşta altın, 1 branşta ise gümüş madalya alarak en çok madalyaya sahip olan milli sporcu Birgül Erken, Manisa Atatürk Spor Kompleksi kapalı yüzme havuzunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle gerçekleşen rekor denemesinde su altında 105 metre mesafeyi kat ederek Türkiye rekoru kırdı. Milli takıma seçilmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Birgül Erken, 24 ila 31 Temmuz'da Fransa'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek istediğini dile getirdi. Manisa'da yapılan milli takım aday kampına katıldığını ifade eden milli sporcu Birgül Erken, paletsiz dinamik apnea branşında Türkiye rekorunun 90 veya 91 metre olduğunu belirterek şunları söyledi. Manisa'da yapılan milli takım aday kampına katıldım. Burada bir Türkiye rekoruna imza attım. Bunun sonucunda işte bir video alınmadığı için, kayıt alınmadığı için antrenmanlarıma devam ettim. Sayın Müdürümüz Savaş Duman sayesinde imkanlar sağlandı. Teşekkür ediyorum kendisine, huzurlarınızda. Dünya Şampiyonası'na hazırlık var. Fransa'da yapılacak olan şampiyonaya. Ben işte 105 metreyle paletsiz apneada, dinamik apneada bir Türkiye rekoru kırdım. Hedefim dünya şampiyonluğu ve daha iyi dereceler geleceğine inanıyorum. Çalışıyorum, antrenmanımı hiç bırakmıyorum. Birgül Erken'e destek vererek rekor denemesi gerçekleştirmesini sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Duman ise şöyle konuştu. Biz bu tarz aktivitelere serbest dalış milli takımımızı da burada misafir ettik. Ve ondan sonra da böyle bir aktivitenin gerçekleşeceği noktasında bize bilgi gelince biz de hay hay dedik ve tesislerimizi açtık kendilerini ve daha iyi sonuçlar almasını ümit ediyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine. İnşallah.
Manisa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonun perde arkasında çıkan detaylar polis ekiplerini bile şaşırttı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi birimleri Manisa Merkez başta olmak üzere Akhisar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda ikisi kadın olmak üzere toplamda 16 kişiyi gözaltına aldı. Polis şebekenin üyelerinin evlerine eş zamanlı yaptıkları operasyonlarda uyuşturucuların saklandığı özel çelik kapılı odayı bulunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şebekenin uyuşturucu sevkiyatında kullandığı iki bayanın bu işlemi gerçekleştirirken şüphe çekmemek için kucaklarında bebekleriyle gittikleri belirlendi. Tüm bu akıl almaz yöntemleri deneyerek binlerce genci uyuşturucuya alıştıran 16 kişilik uyuşturucu şebekesinin bulunduğu Manisa Merkez Şehzadeler ilçesinde Barbaros Mahallesi'ndeki evleri ve iş yerlerine baskınlar düzenlendi. Polis aynı anda şebekenin ilçeler uzantısı olduğunu belirledi, Akhisar ilçesine operasyon yaptı. Polis Manisa İl Merkezi'nde 12 ve Akhisar ilçesinde 3 adreste olmak üzere toplam 15 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 1519 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap, 118 gram kubar esrar, 1,5 gram plaka esrar ele geçirdi. Daha önceki operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklanırken en son gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 12 kişinin Manisa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık raporlarının alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren ise trafikte kask operasyonuyla nasıl mücadelemizi sürdürüyorsak uyuşturucu ve uyuşturucu tacirleriyle de kat ve kat mücadelemizi sürdürüyoruz. Yaptığımız peş peşe operasyonlar uyuşturucuyla mücadelemizin bir göstergesidir. Kim uyuşturucu illetiyle gençlerimizi zehirlemeyi kafasına koyduysa karşısında bizi bulur dedi. Yunus Emre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine 100 personel, 5 traktör ve 5 araç kattı. Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, amaçlarının güzel bir Yunus Emre oluşturmak olduğunu söyledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bünyesine kattığı yeni araçları Yunus Emre Belediyesi Muradiye Şantiyesi'nde gerçekleştirilen törenle tanıttı. Törene Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin yanı sıra Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, daire müdürleri ve Yunus Emre Belediyesi personeli katıldı. Başkan Çerçi Yunus Emre ilçesini birlikte kalkındıracaklarını vurguladı. Yunus Emre Belediyesi'nin bünyesine katılan yeni araçların tanıtılmasının ardından Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Muradiye'de çok yakın zamanda hizmete açılacak olan sosyal tesislerde incelemelerde bulundu. Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin talimatlarıyla hayata geçirilen Yeni Mahalle Hanımlar Lokali 6 Temmuz Pazartesi günü faaliyete geçiyor. Hanımların büyük ilgi gösterdiği lokale başvurular beklenenin üzerinde oldu. Yeni Mahalle Hanımlar Lokalimiz ve Meslek Edindirme Kursumuz çok yakında faaliyete geçiyor. Yunus Emre Belediyesi Meslek Edindirme Kursu ve Hanımlar Lokali Sorumlusu Müdürü Özlem Çatıkkaş, 6 Temmuz'da faaliyete geçecek olan lokalle ilgili bilgiler verdi. Çatıkkaş, lokalin bünyesinde birçok kursu barındıracağını söyledi. Yeni Mahalle Hanımlar Lokalimizde ve Meslek Edindirme Kurslarımızda neler var? Buraya geldiğiniz zaman sporunuzu yapabileceksiniz. Sporunuzu yaptıktan sonra bir lokalimiz var. Burada çayınızı, kahvenizi içip hoş sohbetler yapabilirsiniz. Çay toplantılarınızı burada yapabilirsiniz. Yeni Mahalle Hanımlar Lokali bünyesinde arzu ve talebe göre her türlü kursun açılabileceğini de belirten Çatıkkaş, başvuruların hala devam ettiğini sözlerine ekledi.
ahşap boyama, iğne oyası, kurdele nakışı, yani aklınıza gelebilecek her türlü el sanatları ile ilgili kurslarımız olacak. Meslek edindirme kurslarımız da var. Bunlardan bir kısmı başlamış durumda. Hasta kabul kursumuz başladı. Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, jimnastik, tekvando ve judo dallarında eğitim verecek olan yaz spor okulları açıldı. Bu okullarda 1000 öğrenci eğitim görecek. Ucunda bir alan kalmıştı bu tesislerle ilgili. 8 dönümlük bir alan ve bunun üzerinde de tekrar bir kapalı spor salonuna ihtiyaç olduğunu düşündük. Spor okullarının açılışı Belediye Sosyal Aktivite Merkezi'ndeki halı sahada düzenlendi. 2 ay sürecek olan yaz spor okullarının açılışı öncesi öğrencilere formayla şapka dağıtıldı ve günlük beslenme listesi verildi. Öğrenciler daha sonra açılış ve toplu fotoğraf çekimi için halı sahada toplandı. Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı burada yaptığı konuşmada belediye olarak hayata geçirecekleri projeleri çocuklar ve gençleri de düşünerek tasarladıklarını, bu bakımdan ilçeye parklar, yüzme havuzları ve spor sahaları kazandırdıklarını kaydetti. Spor salonunun tekrar bakımıyla birlikte oraya öncelikle ayağa kaldırdık. Diğer taraftan da bu alanda ciddi bir rekreasyon alanı çalışmalarıyla birlikte gerçekten birçok spor alanını sizlerin hizmetine sunduk. Onun dışında işte yüzme havuzumuzu hayata geçirdik. Basketbol sahalarımız, halı sahalarımız derken daha sonrasında ne oldu? Ucunda bir alan kalmıştı bu tesislerle ilgili. 8 dönümlük bir alan ve bunun üzerinde de tekrar bir kapalı spor salonuna ihtiyaç olduğunu düşündük. Çünkü diğer mevcut kapalı spor salonu hem ekonomik ömrünü tamamlamak üzereydi hem de ulaşım olarak biraz sıkıntılarımız vardı. Merkezde böyle bir kapalı spor salonu yapma fikri oluştu. Saruhanlı Belediyesi Sportif Faaliyetler Sorumlusu Mutlu Çamlıyer ise bu yaz spor okullarında yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi. 2015 yılı geleneksel Saruhanlı Belediyesi yaz spor okulları forma dağıtım törenine hoş geldiniz. Amacımız başkanımızın da dediği gibi Saruhan'daki çocuklarımıza en iyi sportif eğitimi vermek. Törendeki konuşmaların ardından günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimleri yapıldı. Başkan Yaralı daha sonra öğrencilerle sohbet etti ve penaltı atışı yaptı. Çin'in egemenliği altında bulunan Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik yapılan baskı ve şiddet olaylarında şehit olan Uygur Türkleri için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik yapılan baskı ve şiddet olaylarında şehit olan Uygur Türkleri için Manisa'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şubesi tarafından ikindi namazına müteakip Hatuniye Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Basın İlan Kurumu Manisa Şube Müdürü Kenan Tokgöz, Genç Memur Sen Manisa Temsilcisi Mesut Öner, Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şube Başkanı Metin Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ya Rabbi şehit olan kardeşlerimize rahmet eyle. Geride kalan eşlerine, çocuklarına, aile yuvalarına merhamet ihsan eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi hayırların fethi için, şerlerin defu için, devletimizin bekası, milletimizin huzur ve saadeti için Doğu Türkistan'da şehit olan kardeşlerimizin ruhları için cümle şehitlerimizin ervahı için ervan. Hatuniye Camii İmam Hatibi İsmail Cesur'un kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından başta şehit olan Uygur Türkleri olmak üzere dünya üzerindeki tüm mazlumlar için dua edildi. Yapılan duanın ardından kısa bir açıklama yapan AGD Manisa Şube Başkanı Metin Engin şunları söyledi. Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik zulümler vahşet ve dehşet derecesine ulaşmıştır. İşgalci Çin yönetiminin Müslümanlara yönelik insanlık dışı işkenceleri ve tahakkümünü arttırmasında özellikle Ramazan ayını seçmesi, Müslüman halkı provoke etmeye yönelik bir stratejidir.
Provokasyonların amacı Doğu Türkistan'ın Müslüman halkını kışkırtıp uluslararası kamuoyuna haksız gösterme çabasıdır. Oysa gerçekte olan işgalci Çin polisinin dur ihtarı bile vermeden Müslümanları vurup öldürmesidir. Geçtiğimiz hafta içerisinde sadece ve sadece oruç tutukları için yüze yakın kardeşimiz şehit edilmiştir. Yaşanan arbedelerde tartaklanan ve yaralanan kardeşlerimizin sayısı belli değildir. Şehzadeler Belediyesi Temmuz ayı belediye meclis toplantısı Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in başkanlığında toplanan belediye meclisinde toplamda 16 madde görüşülerek karara bağlandı. Rabbim bu mübarek aylar, geceler hürmetine ülkemizin birlik ve beraberliğini daim etsin. İslam coğrafyasındaki, gönül coğrafyamızdaki akan kan ve gözyaşının dinmesine, bu mübarek günlerin vesile olmasını niyaz ediyorum. Şehzadeler Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde yapılan toplantıda 16 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Geçtiğimiz bir aylık dönemiyle ilgili konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan çalışmalar hakkında belediye meclis üyelerini bilgilendirdi. Biz çok mahallemizde de yine her kesimi bir araya getirerek iftar sofralarında buluşturuyoruz. Ramazan'ın dayanışmasını sergiliyoruz. Bu hizmetlerimizde katkıda bulunan başta meclis üyelerimiz olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başkan Çelik'in bilgilendirme konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. 14 ana madde ve 2 önerge teklifinin görüşüldüğü meclis toplantısında alınan tüm kararlar AK Parti, MHP ve CHP tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sonunda söz alan tüm grup başkan vekilleri, belediye başkanı Ömer Faruk Çelik'in vermiş olduğu iftar yemeği nedeniyle başkana teşekkür ettiler. Bugün iftarda da konuştuğunuz gibi gerçekten İslam coğrafyası çok acı günlere geçiyor. Grubumuz olarak bizler Doğu Türkistan'ın tarafındayız. Suriye'de gayrimenkulün fukaranın yanındayız. Mısır'da yine mazlumların yanındayız. Bosna'da, Makedonya'da yine mazlumların yanındayız. İnşallah bu Ramazan'daki dualarımız onlarla olacak. İnşallah İslam aleminin acıları bayramda bayram olup da hepsini unuturuz inşallah diyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ramazan ayının herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanım nezaketi, bu gece bizlere bir yemek verdi. Nezaketinden dolayı kendime ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Başkan Çelik 3 Ağustos Pazartesi günü toplanmak üzere meclis toplantısını sonlandırdı. 6. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bültenimize spor haberimizle devam edelim. Manisa Spor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yönetim Genel Müdür Alparslan Kaya'nın da işine son verdi. Manisa Spor'da bir devir sona erdi. Uzun yıllar kulüpte çeşitli kademelerde görev alan genç genel müdür Alparslan Kaya artık işsiz. Başkan Abdullah Mergen ve yönetimi Kaya'yla dün bir araya geldi ve kesin olarak yolların ayrıldığını bildirdi. 2002 yılında Manisa Spor'da göreve başlayan ve birçok yönetimle uyumlu bir şekilde çalışan, çalışkanlığıyla spor camiasında sevilen ve kulüpçülükle alakalı önemli bir donanıma sahip olan Alparslan Kaya'nın görevine son verilmesi, kulüpteki gidişatın hangi boyutlara geldiğini gözler önüne seriyor. Sevgili seyirciler, haberlerimizi noktaladık. Bültenimize para piyasasıyla devam edelim.
sırada hava durumu var. Yarın Manisa'daki en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri nasıl olacak? Manisa TV 18.30 ana haber bülteni ile karşınızda olduk. Manisa haberlerinin merkezinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntıya manisahaberleri.com ve Twitter, Facebook adreslerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.